Kemal Bey ve Hüsnü Hanım stüdyomuzda olacaklar. Onların konusuyla devam edeceğiz. Buyursunlar. Hüsnü abla, kimle çıktın gece? Orası bende kalsın Esra. Bende kalsın Esra mı? Bende kalsın. O da bende kalsın Esra. Nerede sen de kalsın. Sizi o gece alan kişi Muhittin Özdemir. Evet. Muhittin Bey. Ben kendisini tanımıyorum, ben kaçırmadım, bilmiyorum. Ben Hüsnü Hanım'ı kaçırıp da ne yapacağım? Hiçbir bağlantım yok diyor. Ay, yalan söylüyor, var. Sizle yayın sonrası görüşmek istiyorum. Yayın sonrasını Esra söyleyeceksin. Hüsnü tüm süreci bize anlattı. O yönlendirdi her şekilde. Mağarada beni parayı al, getirdi mi, teslim aldın mı? O parayı da al, öyle onlar gel dedi. Ben dedi Kayseri'den araba tutuyorum, geliyorum dedi. Arabaya biner binmez parayı senden aldı. Aldı. Ankara'ya gitmeden, varmadan önce telefonumu aldı. Belediye başkanına mesaj attı. Da hemen kırdık. Kart attı. Ankara'ya gittiniz. Yaşayacağınız, evet, bir yer bulmanız lazım. Tuba'ya gitti. Araba altımızda gittik beraber. Eşim diye tanıttı. Niğde'den geliyoruz diye. Adım da Sultan olarak tanıttı oraya. Hüsnü, o gün para, yani arabanın parasını alıyorsun ve direkt Muhittin Özdemir'e veriyorsun. Tapuyu da al gel diyor. Biraz tehditler vardı Esra Hanım. Tehdit üzerine aldı benden onları. Kemal Açıkgöz canlı yayına verip de kayıp diye aranana kadar oradaydım. Oradaydı. Görmüş, kadın sığınma evine gidiyorsun, orada kalacaksın. Hiçbir yere gitmeyeceksin dedi bana. Buraya geldiğimde otelde bile aradı sürekli. Parayı bana verdiğini, aldığımı kesinlikle söylemeyeceksin dedi. Tapuyu anlaşmalı boşan, tapuyu da ver ama para al karşılığında, 40 milyar almayınca gelme buraya dedi. Ve dahası var, sadece 19.400 TL değil. Bir küpe ve yüzük varmış. İki küpe, iki yüzük, telefonum. Her şeyimi aldı. Kendim ettim, kendim buldum mesela. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Önce Hüsnü Hanım'a bir soru soracağım. Dün her şeyi anlattıktan sonra böyle bir insan üzerinden yük kalkar, omuzlarından, evet, yük kalkar, biraz hafifler. Aynen öyle. Ve sonra da derin bir pişmanlık yaşamaya başlar. Fazlasıyla. Aynen öyle. 15 Kasım'da yaşadığınız şehri, evinizi, eşinizi terk ederken olayın ta buralara gelebileceğini düşünüyor muydunuz? Asla. Neyi planlamıştınız? Ben hiçbir şey planlamamıştım o an için. Ne olacağını, ne edeceğini bilmiyordum yani. Ya yani insan sıcak evinden, huzurlu yuvasından, mevcut şartlarından niye ayrılır? Niye onları geride bırakır? İşte. Ya da o sırada ne hissediyorsunuz? Hangi duyguyla harekete geçiyorsunuz ki insan böyle kafasındaki hayallerle gerçekler arasında kalmıyor da böyle hayallere inanıp o hayallerin peşinden gidiyor. Gerçekleri yok sayıyorsunuz. İnan hiçbir hayalim yoktu yani. Olmasa bu kadar cesaretli olmazdınız. İşin içinde tehdit olunca cesaretli oldum. Ama ilk yola çıkarken Muhittin Özdemir'in sizi tehdit ettiğini düşünmüyorum. Orada bir beklentiniz vardı, bir arzunuz, bir isteğiniz vardı. Hiçbir arzu, hiçbir istekte bulunmadım Esra Hanım ben ona. Hayır, yani aşkı yaşamak, sevilmek, değer görmek, örneğin yaşıtınızın olması, o aşka ve sevgiye layık olduğunuzu düşünmek, onunla yaşayacağınızı düşünmek bile sizi harekete geçiren bir şeydi. Öyle hiçbir şey düşünmedim yani. O zaman sen niye 9 yıllık evliliğini bitirdin gittin? Neydi yani? Hem size ait olan, yani finalinde sizi çok daha ağır bir suçlama, yani hiç kimse böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak istemez. Geride sizi hırsızlıkla suçlayacak bir olay da bırakıyorsunuz. Bir kere daha kendinizle alakalı. Evet. Yani kocanıza ait sizin evliliğinizdeki paranızı alıp gidiyorsunuz. Evet. Ve başka biriyle kaçıyorsunuz. Yeni bir hayata, yeni bir duyguya başlamak için harekete geçiyorsunuz. Değil mi?
Ki Kemal abi dün yayından sonra çok önemli bir cümle kurdu. Dedi ki, ya dedi ben çok şaşırdım. Hüsnü böyle internetten yazışanlara programı izlerken evden kaçan kadınlara çok kızardı. Aynen. Kendisine sor burada. Kendisine evet, sor. Öyleydim. Bir de Esra Hanım ben dedim ki, parayı verirken dedim ki al hanım avrat şunu al dedim. 19.400. Yüzünü mazut aldım dedim. Her zaman içinde söylüyorum. Pazartesi günü gidelim. 8-9 belki de 7-8 milyar borcumuz olur. Borcumuzu verelim dedim. Kalanına sana bilezik alayım dedim. 9 senedir almadın da şimdi mi almayı aklın başına geldi? Ay şimdi en başa dönmeyelim Hüsnü Hanım. Yani... Tamam Esra Hanım hani... Hüsnü Hanım şunu sormak istiyorum. Evin tapusunu yapmış üzerinize. Ben önce açıklama... Hadi sorun, sorun ondan sonra. Şey sormak istiyorum. Mesela şimdi eğer ceza kanununda siz kaçıyorsunuz ya biriniz de. Bu aslında dinimize göre de bunu bilirsiniz. İnançlı bir insan olduğunuzu da düşünüyorum. Günah. En büyük günahlardan birisi. Yani evet, bu anlamda dini ben hani ayetlerin Türkçesinden okuduğum kadarıyla zinadan uzak durunuz diyor. Evet. Dinen günah. Yaklaşmayın diyor oraya. Ama siz o bir hayal var gidiyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nda bunun karşılığında bir suç düzenlenmiş olsaydı, bunun yaptığınız eylemin karşılığında bu kaçışın bedeli olarak hapistir, bir para cezasıdır, geleceğini bilseydiniz o hareket yapmaktan çekinir miydiniz? Bir düşünür müydünüz o planı yapmadan önce, kaçmadan önce? Düşünürdüm. Ha? Düşünürdüm. Caydırır mıydı sizi yani? Yani sonunda bir ceza çekeceğini bilmek, bir ceza alacağını bilmek caydırırdı. O zaman kaçmazdınız. Yoksa yine mi kaçardınız? Yok, kaçmazdım. Ha? Kaçmazdım. Niye kaçayım ki? Şimdi bunun ceza ile sonuçlanacağını bildiğinde o cezadan korktuğun için kaçmazdın. Kaçmazdım diyor. Yani caydırıcılığı var mı diye nacizane bunu hani yaşayan ama, bir kadın olarak sormak istedim. Ama çünkü bunu büyük... dinen günah olduğunu biliyor. Yani özgürce bir plan da yapıyor. Yani plakalar çamurlanıyor, aracın satılacağı gün ayarlanıyor, belediye başkanına mesaj, bu kadar komplike bir şey var. Yani hiçbir şey caydırıcı, her şeyi göze almış bir kadın var. Yani karşılığında ben de düşünüyorum ya ilk çocuk falan yok ortada. Ama insanın vicdanı ve değerleri de yani demek o ki hareketi de... yapmaktan alıkoymuyor. İnsan ilk muhasebeyi nerede yapar? Vicdanıyla yapar. Yani bir ahlaki değerlerimiz var, bir de vicdanımız var. Hepsini geçtim. İnsan aynaya baktığı zaman ben bu hareketi yaptığımda ne hissederim, ne düşünürüm, geride nasıl bir insan bırakırım, nelere mal olur? Bunları sorguluyor olması lazım. Yani inancımız gereği de. Yok, sorgu yok. Ya bir de en büyük hesabı Rabbime vereceğiz. Siz ondan da korkmuyorsunuz. Bir deyi söylemeyelim. Buraya Kemal Açıkgöz, Kemal abi programa başvuruda bulunduğunda dedi ki 9 yıllık eşim Hüsnü Açıkgöz 15 Kasım tarihinde evi terk etti. Giderken yanında 19.400 TL evimin tapusunu kendisinin üzerine yapmıştım. Ve yanında vefat eden kızıma ait hatıra küpe ve yüzükleri götürdü. Eşimi bir an önce bulmak ve kendisinden boşanmak. Ayrıyeten giderken yanında götürdü 19.000 TL'yi almak ve tapuları da geri almak istiyorum demişti. Programa geldiniz. Önce eşinizin bulunmasını istedik. Aynen. Ve eşinizi bulduk. Bu koltukta yan yana oturan Esra Hanım, şimdi bir aile aldınız. Başta önce ben... şunu vereyim Kemal amca, bir haberi vereyim. Yan yana oturup bu konuyu tartışıp neden gittiğini sorgulayıp gerçekleri de öğrendik. Sonra en büyük isteğiniz bir an önce eşinizden boşanmaktı. Aynen. Ve tapularınızı geri almaktı. Evet Esra Hanım. Sevgili seyirciler bugün Kemal Bey ve Hüsnü Hanım Küçükçekmece 7. Aile Mahkemesi'nde saat 14.20'de görülen duruşmada anlaşmalı olarak boşandılar. Tarafların birbirinden nafaka, maddi manevi tazminat talepleri bulunmadı.
Hüsnü Hanım'ın adına kayıtlı olan taşınmazı Hüsnü Hanım en geç bir hafta içerisinde borçsuz olarak Kemal Bey'e devredilecek.